Merhaba hayalden yumaklar takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuğla modelli 3 e, boyutlu işlemesi olan çantamın yapılışını paylaşacağım. E, önce çantamıza e, bir detaylı bakalım. Şimdi çantamız normalde e, düz sık iğne tekniği ile örülmüş bir çanta. Ama bu çantada sayımız e, çok önemli bu modeli kurabilmemiz için. Tabi diğer modellerde de sayımız çok önemli. Ee, dikdörtgen bir taban üzerine kurulmuş bir e, çanta. Ee, üzeri çift işleme dediğim gibi üç boyutlu diyorum ben ona. Ee, Sapı da işleme tekniğiyle yapılmış bir çantamız var. Ee, evet şimdi detaylara geçelim. Neler lazım? Önce onlara bakalım. Şimdi bu çantamızı e, yapabilmemiz için e, sık iğne tekniğiyle örülmüş bir düz bir çanta ihtiyacımız var. Fakat e, dediğim gibi bu modelde yani bu modelimizde e, sayı çok önemli. Onun katları olması gerekiyor bizim e, modeli tutturabilmemiz için e, çantaya uygulayabilmemiz için onun katları olması lazım genelde bizim verdiğimiz dikdörtgen tabanı ölçüsünde 140 gibi bir sayı çıkıyor 137 140 arası bir sayı çıkıyor ona göre e, tabanı bitirdikten sonra sayıyı e, onun katlarına ayarlarsanız bu modeli kurabilirsiniz benim çantam 160 e, ilmeği olan bir çanta yani sayımız 160 e, şu e, genişliğinden bahsediyorum. Eninden. E, bu çanta 140. Bu çantanın e, sayısı 140. Çünkü bunun ipi kalındı. Ve 140 ilmek e, oldu. E, bunun ipi kağıt ipler arasında ince olan bir ip. Ve e, bunun e, sayısı 160'a ulaştı. Şimdi arkadaşlar ben ipimi kesmedim. Yani çantamı tam olarak bitirmedim koparmadım ipimi e, Çünkü yükseklik yüksekliği arar ayarlarken mesela tuğla modelinde bunda e, enine 10 tane e, dikdörtgen sığdı yüksekliğine 5 tane sığdı ama bunların sayıları farklı olduğu için ne kadar e, denk gelir e, onu ayarlayabilmek adına Mesela az geldiyse biraz daha öreceğim. Ee, fazla geldiyse biraz sökeceğim. O yüzden bu ipi burada bıraktım. Siz de öyle yaparsanız daha garanti olur. Şimdi dediğim gibi bir tane düz çantaya ihtiyacımız var. Ee, ben kendi renginden şöyle iplerimi yanıma alayım. Ee, kendi renginden yani kahverengiden bir rafya ip e, kullandım. Benim rafya ipim sert ve kalın olan rafya ip. Daha belirgin oluyor çünkü işlemeleri. Bir de üstüne işleyeceğiniz renk hangisi işte hangi rengi seçiyorsanız kağıt ip olacak. Kağıt ipten istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bu iki rengi kullanmayı tercih ettim. Şimdi arkadaşlar sanırım bütün detayları verdim. Tığ numaram 3.5. Zaten işlemede e, e, gerekli olan e, rafyayı çekebilecek bir tığ. E, sonra bunu e, işlemesini de anlatacağım. Buna daha küçük bir tığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Onu işlerken anlatacağım. Şimdi evet başlayabiliriz artık. Evet şimdi gelelim teknik detaylara. Şimdi benim e, 160 e, sayısında olan bir çantam var. 160 tane sık iğnem var. Enin Eninden bahsediyorum. Şimdi e, bu dikdörtgenleri nasıl oluşturacağız? E, 10 tane dikdörtgen sığdıracağım ben buraya. 10 tane dikdörtgen için e, neye? 16 sayısına ihtiyacımız var. 16 tane... E, işleme diye düşünün. Fakat 16'dan 2'yi çıkaracağım. Çünkü e, boşlukları var. Bakın, şurada boşluklarımız var. Şimdi burayı işliyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, işliyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, böyle devam ediyoruz. Şimdi iki yanda da olduğu için e, 16 2. Yani 14 tane işleyeceğim, 2 boş bırakacağım. 14 işleyeceğim, 2 boş bırakacağım. Modelimizi böyle kuracağız. Bir diğer detay da şimdi arkadaşlar taban bitimi çok önemli bizim için. Şimdi bakıyoruz, şöyle yaklaştırayım. E, taban bitimi ne demek? E, yani artışların bittiği yer. Yani artışlarımız bizim burada bakın. Ee, bu şeyi oluştururken ben bu sayıyı 160'ı oluşturmak için e, tabanı bitirdim. 15 tek de bitiriyorduk tabanı. Onun da e, linkini bırakacağım size. 15 tek bittikten sonra sayımı saydım eksik geldi. Ben de e, köşelerden ikişerden ta birer tane daha pardon. Bu hep iki artırıyorduk ya birer tane daha. Artırım yaptım ki sayıma ulaşayım. Siz de öyle ayarlayabilirsiniz. E, şimdi benim nerede bitmiş tabanım? Normalde burada ama burada da artış yapmıştım. 2. Şimdi buraya da bakalım. Evet, burada da şurada bitirmişiz. E, yani şeyi e, anlamaya çalışıyorum. Nereden başlayacağımı? Tabanın bitiminden hemen sonrasından başlayacağım. Yani tabanımız burada bitmiş hepsini de e, bakalım çünkü sık iğne de üste çıkarken biliyorsunuz şey var. E, evet şurası. Arkadaşlar ben e, taban bitmiş. Şuradan itibaren başlayabilirim. Bakayım devam edelim. Artış yeri orada da tamam. Buradan geldik. Burada da tamam ve burada burada da tamam evet işte yani buradan başlayacağım arkadaşlar bir de e, dediğim gibi sık iğne tekniğinde e, döne döne gittiğimiz için bir sıra üstte kayma oluyor onu da anlatacağım nasıl yok edeceğimiz ama bize şu an için ne lazım e, tam köşe noktası yani uzun kenara başlama yerini ayarlayacağız o da neresi tam şurası ben önceden belirlemiştim şimdi tam tabanın bittiği ilk, ilk sıranın başladığı yerdeyim. Burada yani işlememe oradan başlayacağım. Daha önceki videolarımda e, işleme tekniğinin nasıl olduğunun detaylarını vermiştim sizlere. E, aynen o şekilde rafya ipimizi bakın şöyle büktürüyorum. Alttan işleniyor tabii ki. Alttan rafya ipimi şöyle üst tarafa çekiyorum Evet üste aldım bakın şimdi sırayla tam 14 tane ee, inanın rafi ipi, e, inanın rafya ipi işlemesi o kadar zor ki diğer kağıt ipe nazaran o da zordu ama bu inanın daha zor böyle ele avuca gelmeyen bir ip kaymıyor biraz yaklaştırayım siz de görün şöyle e, işlemelerimizi sayısına uyarak yapıyoruz mesela 4 oldu Siz de sayı nasıl bulacaksınız onu da işte hemen söyleyeceğim size 2 4 6 7 8 ve sırayla işleyelim. 9 10 11 12 13 ve 14 Şimdi size de e, ölçü konusunda, sayı konusunda şöyle söyleyebilirim. E, diyelim ki 140 ilmekli bir çantanız var. 140 ilmek. 140 e, yani 14 işleme şeyi 14 ama 2 çıkarıyoruz. Çünkü dediğim gibi yan kenarlarında boşlukları var. Yani o 140 e, ilmekli bir çantanız varsa 12 işleyip 2 bir boş bırakacaksınız. 12 işleyip bir boş bırakacaksınız. E, 130 varsa iki e, çıkarın. E, 13, 13'ten 2 çıktı mı? 11 işleyip bir boş bırakacaksınız. Yani e, şey bu. Ölçümüz bu. Şimdi ben kaç tane işlemişim? 2 4 6 8 10 12 14 14 tane işledim şimdi yukarı çıkacağız Ha bir de yukarı çıkmayı da e, onu da anlatayım Arkadaşlar şimdi 14 sayısının e, tu, şey tuğla işte dikdörtgen oluşturabilmek için e, yarısı olması lazım değil mi e, yüksekliğinin yani e, 7 buçuk oluyor aslında ben 8 yukarı çıkacağım şimdi siz onu nasıl ayarlayacaksınız atıyorum 12 işlediniz ee, altı yukarı çıkın ee, çantanız bitmişse eğer e, onu beş de yapabilirsiniz yedi de yapabilirsiniz niye sayıyı sayın mesela yedi e, işleme bir boş yedi işleme bir boş diye hesap edin çantanızın bitiminde denk, hangisi denk geliyorsa onu kullanın denk gelmiyorsa dediğim gibi ya uzatın ya da çantanızı biraz kısaltın ee, onu, onun ayarlaması daha kolay buna göre Şimdi şöyle. Şimdi 14 tane işledim. Yukarı çıkacağım. Hiçbir işlem yapmadan hemen onun üstündeki ilmekten girerek işlemeyi yapıyoruz. Kağıt ipi, kağıt iptense bu daha zor. Çünkü rafya ipi e, düzgün çekmek lazım. E ee, eğer takılırsa kopmalar oluyor. O da sökmek demek. Çünkü çirkin duruyor. Şöyle düzgün almak lazım. Katını almamak lazım. Şöyle. Kaç oldu bakalım? 2 4 6 zor kaymadığı için zor oluyor 2 4 6 7 bir tane daha yapacağım. Bana 8 uyuyor. Üstü de sayınca 8 denk geliyor bana. 8. 7 de olabilirdi. Evet, üstü de yaptığımıza göre şimdi yana geçebiliriz. Yana da geçelim. Yine aynı sayıyı yani 14 sayısını işleyeceğiz burada inanı zapt etmesi çok zor. Ama belirgin olması adına da rafyayıp tam uygun bunu arkadaşlar. Şimdi ben bir tanesini size göstereceğim nasıl olduğunu. Diğerleri de zaten aynı. Sonraki detayları da sizinle paylaşacağım. Sonraki işlemleri. Şöyle. Gerçi bu tarafta saymaya çok da. Gerek yok. Zaten alta uydurmamız yeterli olacak. Ama inanın işleme tekniği zor. Ama bu iki kat daha zor. Tek tek bakın bir dikdörtgene yaklaşık bir 15 dakikaya falan işleyebiliyorsunuz. Bazen ip de e, zedelenmeler oluyor. Bakın işte çekerken zor çekiliyor, e, kopuyor. Sonra onu söküyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz gibi gibi. Şuradan anlıyorum ben şu bir tane daha, bir iki tane daha yapacağım. Bir ve iki. Yine de. Yeni yapanlar için saymakta fayda var. 2 4 6 8 10 12 14. Evet, 14 sayısına ulaştık. Bir dakika ipimi ayarlayayım. Şimdi aşağı ineceğiz. Hem yani dikdörtgenimizi oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 inşallah görebiliyorsunuzdur inanın acayip bir bilek gücü istiyor gerçekten yoruluyorsunuz şu son son girdiğim yer var Bakın oraya da batıyoruz Evet şimdi burada ne yapıyorduk diğer e, videolarımda da anlatmıştım ama yine söyleyeyim ee, arkadaşlar tığı alttan e, tam şu, alttan şöyle şu kısımdan çıkartıyorum tam neresi en son işlediğim yer bakın en son işlediğim yerden bu ilmeği tığıma geçip bir miktar uzun bırakıyorum bakın e, tığıma geçirip alta çekiyorum ve altta da hemen sabitleme işini yapıyoruz onu da göstereyim size sabitlememiz nasıl zaten ilk başlarken bir ipimiz vardı burada görünüyordur Umarım şimdi bunu da bir miktar bırakıp şöyle ilmeği çekip bunu da buradan söylüyorum şöyle düğüm attım fazla kesiyorum şimdi yine de biraz fazlalık kalması gerekli. Evet şimdi arkadaşlar ilk dikdörtgenimiz bitti. Bakın. Şimdi diğerine nasıl üstüne işliyoruz onu göstereceğim. Ee, ben bu rengi tercih ettim. Hasır rengi. Kahverengi hasır rengini uygun buldum. Ama siz rengarenk de yapabilirsiniz. Hepsi farklı da olabilir. İki renk de kullanabilirsiniz. Tonlama da yapabilirsiniz tamamen sizin tercihiniz şimdi arkadaşlar bunu nasıl alttan işlediysek artık bunu üstten işleyeceğiz alttan işlemeyeceğiz onda da şöyle bir şey yapacağız yine başladığımız nokta bakın ilk e, işlememizi yani şöyle oradan tığımı geçirdim yine tığımı işi ipimi tığıma doladım şöyle bir ilmek oluşturdum bir miktar burada ipimi bırakıyorum Şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağız. Sıradaki ilmeğe yine yandan girip şöyle zincir çekiyoruz. Sıradakine yandan girip şöyle zincir çekiyoruz. Şöyle arkadaşlar, olay bu. E, buradaki dikkat etmeniz gereken noktayı da söyleyeyim size. Şu ilmek uzunluklarını, ilmeğinizin e, yani rafya ilmeğinin uzunluğuna göre ayarlayın. Çekme toplama yapmasın ya da çok uzun kalmasın. Bu 14 tane ilmeği böyle üstten işliyoruz. Şöyle burada sayı önemli değil. Her bir ilmeği böyle işliyoruz. Yani burada zincir çekme e, denebilir aslında buna. Şöyle rafyaların ilmeklerin her bir ilmeğine girerek böyle zincirleri çektik. Şimdi köşeye geldim. 14'ü yaptık. Şimdi köşedeyim arkadaşlar. Köşede biraz e, uzun tutmamız gerekiyor toplanmasın diye. Şöyle hesap edebilirsiniz. Rafyaya girdim şöyle ve aynen Yan tarafta yaptığım şeyi aynen üstte de yapıyorum. Şöyle. O kadar zor ki. Yani çok emek isteyen bir model aslında bu. Çok emek istiyor gerçekten. Bu çantayı işlemek tam 3 günümü aldı benim. Bir de yani Bileklerimin yorulması da cabası. İşte güzellikler kolay ortaya çıkmıyor maalesef. Evet, e, teknik bu arkadaşlar. Şöyle, bakın şu köşelerde sakın aldanmayın. Bakın şu bir taneyi sakın almayın, altındaki şeyi de alın. Yani çift çift alacağız. Evet, yine köşedeyim. sıradakinden devam ediyorum. Şöyle sıradakinden işleye işleye yandan işleyerek devam ediyoruz. Rafyaların katını almayın. Gerçekten koptuğu zaman yazık bu emek çöpe gidiyor maalesef. Bakın bu ilmek mesela uzun kaldı. Çirkin duruyor. Bunu biraz kısaltmam gerekiyor. Bu işte e, böyle ince detaylar çok önemli. Eğer bakın onu da söyleyeyim size. Eğer tığınız buraya girmiyor ise o zaman daha küçük bir tığla yapabilirsiniz. Üstünü e, daha küçük bir tığla işleyin mesela. Şöyle bu daha kolay alttan işlemeye göre. Bir de rafyaya göre. Daha kolay. Şöyle. Arkadaşlar. Böyle devam edelim. Köşedeyim mesela. Köşede o uzunluğu da dikkat edin. Çok da e, bol olmasın şöyle az kaldı evet şu son noktaya da geleyim sonra diğerini kurmayı göstereceğim size her birini işliyoruz atlamayın sakın şimdi şöyle karışmasın şuradayım Şimdi burada bakın. Normalde şurada son ilmeği yapmış olmam gerekiyor ama aslında o son değil. İlk başladığımız var ya onu da alacağız arkadaşlar. Bakın şurada bir boşluk oluştu ya. Bakın şu çirkin görüntü olmasın diye tekrar buraya gireceğim. Oraya da ilmeğin gelmesini istiyorum çünkü bakın. Şimdi ne yapacağız? Biraz ilmeğimi uzattım ipimi kestim ilmeği çıkardım şimdi burada da ipleri alta alacağız şöyle ki şu son e, şeyin son kopardığım ip var ya kestiğim tam oradan yani son yaptığım ilmekten alttan giriyorum Tabii burada bir rafya olduğu için biraz sıkıntılı olabilir bakın çıktım onu aşağıya çekiyorum onu çektim. Şimdi sıra bunda. Bunu da yine aynı hizasından e, nerede boşluk varsa ona yakın ondan aşağı çektim. Evet arkadaşlar ilk dikdörtgenimizi tuğlamızı her neyse yaptık. Bakın e, çok güzel bir model. Üstten bakınca böyle sade gibi duruyor. Yandan bakınca böyle yani üç boyutlu çok güzel bir görüntümüz oluyor. Şimdi e, diğerini nasıl işleyeceğiz? Onu da anlatayım size. Rafiyetimizi alıyoruz. Yine aynen aşağıdan çekeceğiz ama nereden? Şimdi arkadaşlar, şimdi son işlediğim şey nerede? Ona bir bakalım. O 14 işlemiştim ya ben. Onun sonunu nereden i̇şte size göstermek için ben şey yapıyorum. Bakın şurada. Şurası benim son ilmeğim. Şimdi bunu atlıyorum. Bir boş bırakıyorum yani. Sonra yanındakine. Yanındakinden gireceğim. Şeyi de sırayı da kaçırmayın. Bakın şu sıra. Şuradaki ilkini atlıyorum. İkinciden tığımı geçiriyorum. Ve e, rafya ipimi yukarı doğru alıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynen diğeri gibi 14 tane işleme yapıyorum. 14 işleme. Sonra yukarı doğru 8. Ama şeyse sizin sayınız tabi farklı olabilir. 11 olur, 13 olur. Dediğim gibi ayarlarsanız denk gelecektir. Şimdi arkadaşlar bunları ben bir işleyeyim ilk sırayı. Böyle 14 gideceğim. Yukarı 8, dikdörtgeni oluşturacağım. Önce ben şey yapıyorum. E, rafyaları bitiriyorum. Sonra üstüne e, kağıt ipleri gidiyorum. Öyle de hem ilk şeyi e, sırayı şöyle uzaklaştım İlk e, e, nasıl söyleyeyim sana? Ölçüyü ayarlamış oluyorsunuz. Bir daha üstüne yani orayı bir garantiledikten sonra üstüne gidin. Sonra söker sökerken zorluk olmasın size sökme derdi olmasın daha doğrusu arkadaşlar burayı böyle bir tam 10 tane dikdörtgenimiz olacak on ee, 10 tane yapayım ben sonuncuyu daha nasıl bir şey yapacağız onu göstereceğim çünkü sık iğne tekniğinde arkadaşlar döne döne ördüğümüz için bir sıra yukarı kayıyor onu da siz e, size nasıl e, düzenli geçiş yapacağız anlatacağım görüşmek üzere Evet arkadaşlar ben bütün dikdörtgenlerimi çantamın ebatı boyunca bakın tam 10 tane dikdörtgenimi tamamladım. 4 tane bu tarafta, 4 tane bu tarafta, 2 tane de yanlarda dikdörtgenlerim oluştu. Şimdi diğer üst sıraya nasıl geçeceğimizi anlatacağım size. Arkadaşlar benim dikdörtgenleri e, oluştururken uzun kenarım 12, 14'tü pardon, 14 tane uzun kenarı işlemiştim. Şimdi nasıl ayarlayacağız onu? Yan taraftayım, bakın çantanın yanındayım. Onu da nasıl e, şey yapacağımı, neden bunu yandan başladığımızı da e, bu sıranın bitiminde anlatacağım size. Çantamın yanındaki dikdörtgen, bakın. Şimdi o dikdörtgenin e, en e, uzun kenarının başladığı işlemeye şöyle yaklaştırayım şu işlemeye bunu e, baz alıyoruz sayarken şimdi bu üst sırayı atlıyoruz bakın benim son battığım yer burası şu üst sırayı atladım İkinciden saymaya başlıyorum şimdi şöyle sayacağım 14'ün yarısı 7 e, 7 7 tane bu tarafta 7 tane bu tarafta olması lazım ama 15 ediyor şimdi ben şöyle ayarladım onu 1 2 3 4 5 6 tane iş e, bıraktım bakın 6 tane bıraktım bir tane de boşluğumuz olacak e, sonra başla başladım işlememe tekrar anlatayım belki anlaşılmamıştır şimdi normalde bu dikdörtgenin e, tek sayı olması lazım ki tam ortayı bulalım. Ama benimki tek sayı değil. Belki sizinki tek sayı olabilir. E, o zaman daha güzel denk gelir. Ben şimdi bu tarafa 5, bu tarafa 6 bırakmak zorunda kaldım. Şimdi bir de boşluğumuz var ya onu da hesap edelim. Şöyle yapacağız. Mesela sizin 12 şey pardon 11 var. Ee, birini çıkarın 10 5 bir tarafa 5 bir tarafa yapacaksınız aradaki boşluğu da unutmayalım şimdi tekrar ben sayıyorum şimdi bir üst sırayı bıraktım diğer üst sıradan şuradan itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 ben mecburen bir taraf 6 bir taraf 5 yapmak zorundaydım bir boşluk var onu da unutmayalım sonra başladım işlemeye tam 14 tane işlememi yaptım dikdörtgen uzun kenarını yaptım ee, şimdi 8 yukarı çıkıyordum ben 8 tane yukarı çıkıyordum 8 yukarı çıkacağım sonra tekrar 14 bu tarafa geleceğim bunu oluşturacağım dikdörtgenimi sonra arkadaşlar sonraki şeyi de anlatayım size şimdi buradan e, 14 14'ü işledikten sonra bir tane boşluk bırakacağız yani bu dikdörtgeni oluşturacağız ya. Sonra bir boşluk bırakıp tekrar 14 ile başlayacağım. İşte dikdörtgenimi oluşturacağım. Bunu böyle arkadaşlar bitirelim. Şuradaki şeyi de size anlatacağım. Şimdi şöyle. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar benim normalde e, şuradan başlamıştım işlememe dikdörtgenlerime buradan başlamıştım devam ettim şimdi bakın burada bir tane aşağıda kaldı benim şimdi e, sık iğne dediğim gibi döne döne yapıldığı için bir sıra yukarı kayıyor şimdi benim bu bakın tutmadı gördüğünüz gibi bu e, bir, bir sıra aşağıda kaldı dikdörtgenim ama hiç sorun değil zaten bu yanda kalıyor. Diğer tarafları eşit gel gelecek dikdörtgenlerinizin. Onu unutmayın. Sonraki sırada buraya geldiğimde e, burası bir boş değil, iki boş kalacak. Onun da hiçbir önemi yok, hiç belli bile olmuyor. Onu öyle ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi biz ne yapalım? E, herkes e, dikdörtgenlerini oluştursun yine bu sırayı. Sonra sıra bitiminde bu o kısmı anlatacağım aslında sıra bitiminde değil benim şurada anlatmam lazım size şurada Buraya geleyim ben burada nasıl bir yol izleyeceğiz Onu da göstereceğim zaten e, tekniği anlattım e, ölçüleri anlattım sayıları anlattım e, Ondan sonrası zaten hep aynı sistemle devam edecek e, hepsini yapayım Bir daha görüşelim arkadaşlar. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Ben şurayı tamamladım ve size anlatmak istediğim yere geldim. Şimdi normalde çantamızın şu noktası yukarı çıkma sırası. Şimdi bakın, şuradan devam edersem şayet, bakın diğer dikdörtgeni kuracağım ya. Şimdi bir atlayacağım, başlayacağım kurmaya. Şimdi bunu kurarsam burada çarpışma olacak. Niye? Şurada bir boşluk bırakmamız lazım ya şuradan başlamamız lazım. Şimdi görünüyor mu bakayım. Şimdi bakın şuradan itibaren kuracaktım normalde. Fakat burada boşluğumuz olmuyor. Çarpışacak bunlar. O yüzden ne yapacağız? Biz bu tarafa değil bu tarafa uyduracağız. Yani dolayısıyla şuradan örneğimiz bu tarafın ki devam e, başlaması gerekiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Buradan kurmayacağım. Bir üstten kuracağım örneğimi. Yani şuradan bir, bir boş atlayıp başlayacaktık ya. Onun bir üstünden başlayacağım ki burası denk gelsin. Evet bu kısmını da hallettikten sonra şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yananın modelini kurmuş olduk. Üste geçince arkadaşlar, şimdi ben hesaplamamı yaptım. Dediğim gibi çantamı e, ipini koparmadım. Ekleye de bilirim, eksilt edebilirim. Şimdi bakalım benimkinin durumu ne olacak. Ama sayarken, yani üstü ayarlarken e, şu yüksek olan kısmı, şurayı baz alın. Yani bir dakika benim yükseklik nerede başlıyordu? Şurada. Bakın bu bir aşağıda bu bir yukarıda sayarken buradan itibaren sayalım şöyle ben bakalım benimki nasıl olacak bir boş 1 2 3 4 5 6 7 8 bir boş 1 2 3 4 5 6 7 8 bir boş 1 2 3 4 5 6 7 8 bir boş 1 2 3 4 5 6 7 8 bir boş 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın benim denk geliyor arkadaşlar tam denk geliyor Siz de ona göre sayın ee, dediğim gibi e, mesela ben bunu 7 de yapabilirdim ama 8 daha uygun geldi çantamın nebatına öyle yaptım şimdi böyle tekrarlayın arkadaşlar yapın e, çantayı bitirin Evet çantanızı bitirin hazırlayın dediğim gibi ölçülere sayılara uyarsanız sizin çantanızda böyle güzel bir çanta olur çok emek istiyor gerçekten Siz de gördünüz yapınca daha iyi anlayacaksınız işleme tekniği çift işleme diye üç boyutlu işleme diye adlandırıyorum Ben e, zaten işleme başlı başına Zor bir teknik Bir de çift işleme gidiyoruz Ayrı bir emek isteyen bir model O yüzden arkadaşlar e, Videomu beğenirseniz e, Abone olursanız Beni çok sevindirmiş olursunuz Anlamadığınız yerler olursa işte Soracağınız sorular olursa Videonun altındaki yorumlar kısmında Belirtirseniz Sorarsanız e, elimden geldiğince Size yardımcı olmaya çalışırım e, Kulbunun Bakın kulbunun videosunu da ayrıca çekeceğim size. Ee, bu da bir işleme tekniğidir. Gerçekten çok beğendiğim bir kulp oldu. Ee, i̇nşallah e, yapabilirsiniz, beğenirsiniz videomu. Teşekkür ediyorum her şey için. Ee, kolaylıklar diliyorum size. Görüşmek üzere, hoşçakalın.